Sevgili arkadaşlar, madem bizimkiler Bursa'ya gidiyor, biz de bir dakika şöyle bir Bursa'da ne yenir ne içilir videosu izleyelim. Bizimkilere de bir rehber olsun. Ayı süt Bakalım. değil lan. Ne? Ayı süt sanırım da ayı süt değil. Ekstü değil Ayı mi? sütü lezzetleri değil ya. Ben de o sandım valla. İstanbul'dan 2 Aa, ben bu saatlik adamı çok seviyorum. Ferhat Şef. Ben ilk defa gördüm ya da. Ben de ilk defa gördüm. Yemek.com bayılırım Ferhat Şef. Peki ya benim işçiliğim? Var abi. Hiç böyle bir şey duymadınız mı? Peki ya benim işçiliğim? Yok. Yok mu? Ulan biraz Yok. shorts izleyin ya. Kaliteyi hemen ayarlayalım. Shorts en olmadığım şey mesela. Of, erkeği gördüm az önce. Gördüm. Oy 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 ay 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 sen nesin ben? Aha ooo gördün mü bizim, seni? Bizimki çıktı. Bizimki geldiler mi? Benimki geldi. Sevmiyorum. Daha önce müşterilerimizden pastoyu hatırlarsınız. Böyle kalabalık kahvaltı yapmayı Ses nasıl arkadaşlar? Açayım mı biraz? Gerçekten şahane ekmekleri var ama benim favorim sabahları biraz böyle et yemeği. Bir tık açayım mı? Oy. Oy ya. Bunun yüz ve bunu böyle yerim harbi ya. Of. Neydi bu? Ben kaçırdım bir dakika sesi ayarladım. Diğer böbrek kavurma. Diğer böbrek kavurma. Ya hayır bokunu çıkarmayın. Bu, güzel bir şey değildir bu ya. Abi güzel ciğer olan ya. Şey nasıl kötü olabilir ya? Burası ciğer sevmem. Eski şubesi. Ben ciğer severim, böbrek falan kötü. Yürek böbrek kötü. Niye buraya gelmişsin? Böbrek yemedim hiç. İkramlarda mutlaka zeytin görürsünüz. Eskiden Bursa sokaklarında böyle tostçular olurdu arabalarda. Mutlaka çocuklar böyle salçalı tost yerlerdi ama içerisinde hiçbir şey olmazdı. Boş ekmek üzeri salça ve kekik olurdu. Mekan güzel bu arada. Sizin, Berke sizin menü. Boş ekmek üstü salça. Artık birazcık peynirli versiyonu falan var ama Gökhan Aperitif'te o eski nostaljiyi yakalamak çok güzel. Ya hayır ya, ciğer böbrek kavurma. Öder abi güzeldir bu ya. Güzel abi, abartma ya güzel. Böyle domatesler. Böbreğin o güzel hissiyatı, sakat tadı dili. Çok çok güzel. Benim gibi bu tarz kahvaltılar seviyorsanız bence her zaman için ilk adresiniz Gökhan Aperatif olabilir. Özellikle bir de kavurmalı yumurta var. Oy, ondan ver bana. Ondan, çok ondan ver bana. Hemen en başından doymayalım. Benim zor tutuyorum. Arkada değişik değişik siparişler var. Böyle sucuklu yumurta, sarısı pişmiş falan filan. Buraya gelirseniz buradaki her şeyi deneyebilirsiniz. Kalabalık gelin. Siz aynen, kahvaltıyı aynen. Yapıp çıkacaksınız değil mi? Size gelmeyecek bir mekan gibi. Aperatifteki yediğimiz o kahvaltı yapmamayı düşünüyoruz abi. Evet yapmayacağız kahvaltı yok. Ölürsünüz direkt. Lan sizin Bursa'ya gitmeniz 4 saati bulacak. Oğlum siz deli misiniz? Gofret bombası olur abi. biz Sapanca'ya beraber kahvaltıya gittiğimizde de yapmıştık. Levis'le bizim önünden 2 tane simit alırız yeriz kusura bakma belki İzmit'e kadar tutamam. Yani siz şeyde brunch yaparsınız ikinci kahvaltı şekli. Aynen öyle abi. Ölmemek için. Peki Berk gerçekten Bursa'da Texaslı boyu bulup bir aradan çok yıllar geçti söylemeniz yok mu be? Aa Önder abi Texaslı bunun surata 3 kişi tek yakalıyoruz şey yapıyoruz. Bursa anının götü oğlum. O şekil rahatsız ediyoruz Texaslı boyu. Önder abi Texaslı bu değil de Kuşadalı Memo'yu bulup ona söyletiyoruz aradan çok yıllar geçti. Bu bestede asla anlamadığım bir şey var ya. Filmli kısım neydi bestede? Filmi duymadan... Aa, filmi anlatmadan ağlarsın sen. Filmi anlatmadan ağlarsın. Hiç anlamadığım bir söz. Ne manaya geliyor acaba? Aradan çok yıllar geçti. Çok sular aktı. Pare pare. İsko 30 lira yollamış. Selamun aleyküm şekli gireriz. Cümleten iyi yayınlar demiş. İsko hoş geldin. Çok teşekkür ederiz. Aleyküm. Çok sağ ol. Şu anda gerçekten damağımdan hiç kaybolmasını istiyorum. Bu tarz sakatat ürünlerinin tadesi Sagopa yediğiniz zaman kolera şarkısı farkı değil anlayabiliyorsunuz. Şimdi kolera. İnanç fırına doğru gidelim biraz o tatlı zamanı. Tağınlı yiyelim tağınlı. İnanç Oy bundan yedim. Ben tahin çok severim. Tahin sever misiniz? Yerlerden. Bir tanesi. Severim. Bayılırım. Benim tercihim genelde inanç oluyor. Bak. Oğlum simit. Simit ne güzel bir şey ya. Bu bir hamur. Üzeri şekerli tahin. Böyle feci tatlı. Şekeri de alabiliyorsun böyle. Hala kristal kalmış ama öyle rahatsız edici değil. Çok güzel geliyor. Ben bayılırım. Ya bu da hamur işi benim hiç ilgimi çekmiyor ya. Tatlı hamur işi sevmez misin? Ben bayılırım ya. Ya hayır yerim de of be çok canım çekti. Şundan keşke gidip öyle de yesek falan gibi ki. Bir hissiyatım yok yani. Öyle bir canım çekti. Abi bir ben tahin sevmiyorum zaten ama tahin sevsem bile bu benim yiyeceğim bir şey değil abi. Bu komaya sokar beni ya. Siz o kadar tatlıcı değilsiniz değil mi? Evet. Yok biz et yiyeceğiz abi.
Tahinli pideler fırındalar. Çıkınca haber verecekler. Heyecanla heyecanla bekliyoruz. Bir de sıcak çıkıyor. Teşekkürler. Çayımız var. Çayımızı içiyoruz. Tabii tabii çayımızı içiyoruz. Aa. Böyle tatlı insanlar. Kombo tabağı. Bu ne? Muradiye kurabiyesi. Bursa cevizli lokumda bir numara yok. Sıcakken tadı başka güzel. Ilıkken başka güzel. Soğukken de yeniyor. Ama oy, ben oy, sıcakken oy, seviyorum. Oy. Sistemimiz budur. İçeriği hapsediyoruz. Oh, pizza gibi yaptı lan. Şey neydi sarımsak sos göstermek istiyorum size. Üstüne ranch sos dökeriz belki. Hafif sulandırılmış tahin ve toz şekerle fırınlanmış, taş fırında lezzetlenmiş bomba. Çok çok iyi. Sizin kafa tatlı bunun olarak süt helvasında değil mi? Başka tatlı da gözünüz yok mu? Yok. Yok yani belki ona çok empoze etti beni. Beni çok bana çok empoze etti onu. Tamam o zaman tayini geç. Şu bak şunda hiçbir numara yok. Boş. Cevizli lokum full hamur. Yani annen günde yapsa ve akşam tabakta sana kalsa bize kala kala bu mu kaldı? Nerede sarmalar, börekler dersin. İçinde biraz ceviz kırıntıları var. Başka bir numarası yok maalesef. Video sesi hala mı az? Biraz daha açayım. Video sesi direkt adamın sesi de az. Evet abim biraz sessiz konuşuyor. Evet evet. Önder abi ceviz en uyuz olduğum şey galiba. Önder abi durdu şimdi ne saçmalıyor bu adam ya. Cevize nasıl uyuz olabiliyorsun? Oğlum neden biliyor musun? Baklavaya girer ya. Ne işin var mesela baklavada cevizin ne işi var? Ya, defol git ya. Sevmiyorum kardeşim istemem. Tek yerim cevizi. Tamam o zaman işin... Şeyin içinde sevmem. Tatlı kısmını geçtim. Kozahan'da bir numara yok. Kahve içiyor. Kahveyi de geçtim. Öğle yemeği. Starbucks içiyoruz abi kusura bakma. Öğle yemeği var bakayım bana. Saat 3 olmadan önce aklınızdaki esnaf lokantasına gitmeniz gerekiyor. Yoksa yemek bulamazsınız. Çoğu da 4'te kapanıyorlar aklınızda bulunsun. Biz şu an nereye gidiyoruz abi? Surprise. İyi bir esnaf lokantası arıyorsan her ilde sanayiye gidebilirsin. Burası da Bursa Küçük Sanayi. Mekanımızın adı bu sanayide full lüks restoran. Allah ben niye beceremiyorum şu işi? Bir dakika bir daha almam lazım. İyi bir esnaf lokantası arıyorsan her ilde sanayiye gidebilirsin. Burası da Bursa. Yani bu özellikle Maslak Otosanayi'de başladı bu işler. Yani sanayiye ultra lüks restoranlar açmak. Niye böyle oldu bu işler? Önder abi. Ne oldu? Aklıma ne geldi? Yarın açık olursa eğer ben size bahsetmiştim bir sanayi pidecisinden hatırlar mısın? Hatırlarım evet. Açık olursa yarın ona kesin gidiyoruz tamam. Olur. Yemeği orada yiyoruz. Tamam. Onu bir bakalım. Sanayi açık mıdır acaba cumartesiye? 42 demoledaşla birlikte oradayız. Küçük sanayi. Mekanımızın adı Fasulyeli. Ay severim böyle yerleri. Of. Severim böyle yerleri. Nohut, Berke'nin işte. Hepsinden yemek istiyorsunuz kaç ama. Kaç kişi olur abi yerden tahmin edin. Listem uzun olduğu için. Bizden mi? Evet. Bence bir 10-12 kişi olur. Bence az dedin 20 kişi olur. Harbi mi? Bence de 20 falan ya. 50 mi? Ne yaptınız beyler? 50 olmaz o. Beylikdüzü ters ya. Beylikdüzü olmasa 50 kişi rahat olurdu da. 50 götürürsek evet. Bir sonrakine parayla götürürüz öyle diyeyim. 50 götürebilirsek. 50 götürürsek. Önder abi 50 olursa şaşırmam öyle söyleyeyim. Şaşırmam. Ciddi misin? Evet evet. Arkadaşlar 50 olursa ama... bastır. 50 olursa bir sonrakine Alper Rendi yok. Harbi öyle bir şey var bu arada. Harbi böyle sıkı tutalım. Safları sıkılaştıralım. Yarın tüm şartları zorlayalım gidelim Önder abiyle bir fotoğraf çekelim. Size bir çay ısmarlasın. Aynen öyle. Çekilen tekrar çekilsin beyler. Kalabalık dursun harbi. Şey oradaki ekibe göstermeye çalışın. Biz de bununla hatta çekiliyoruz. Hatta Ferit'e telefonu uzatın. Ferit'e aynen telefonu abim uzatın. Çeker misin diye. Aynen öyle. Bir şey olan kestaneli kuru fasulyeye deneyeceğim. Buradaki bütün kuru fasulyeler Erzincan İspir kuru fasulyesiyle yapılıyor. Erzincan İspir başka. Biraz yan masada gördüm. Böyle pilavın üstüne domates koyuyorlardı. Ben de boş. Bu ne şimdi? Kuru fasulye. Kestane. Enteresan. Bak. İnanılmaz yani böyle. Bursa'yı kınıyorum. Erzincan'ımın güzel fasulyesini mahvetmişler. İçine kestane koymuşlar. Ne alaka? Önder abi ona gelene kadar pilavın üstünde domates var ya. Ben oradan gözümü alamıyorum. Harbi çok kötü duruyor da. Şu iş gerek yok. Tereyağı gibi bir kuru fasulye. Lezzeti 10 üzerinden 10 diyebilirim size. Kestane ile beraber şekerlilik oranı yüksek. Ancak kestaneler damakta eriyecek seviyede çok güzel pişmişler. Tabii ki Bursa'nın inanılmaz güzel kestaneleri var. Lezzetini şöyle tanımlayabilirim size. Böyle burasının kalabalığını unutun. Bir anda sessizleşsin her yer.
böyle bir köy evinde dışarıda kar yağıyor. Odun ateşinde pişmiş bir kuru fasulye yiyorsunuz. İşte bu o kuru fasulye. Kardeşim köy evi işini. Vay bok gibi yani. Köy evi işini Kuşadası'nda yapacaklar. Bursa'da yapmalarına gerek yok. Bir tanesi. Tabii ki esnaf lokantasında. Pilavın kötü olma şansı bence yok. Kabuğu mabuğu da duruyor üstümde. Ne saçma bir işmiş bu ya. Mis gibi tereyağı. Domatese de 10 numara 5 yıldız söyleyeyim. İstanbul'daki esnaf lokantalarına tavsiye edilir. Buraya kadar gelmişken. Aha sizin. Bursa'da... Sizin alet. Haydi. Bir ışıklı abi şunu tutulma ihtimali yok ya. Esnaf lokantaları aldım. Ben yedim mi orada bir kere? Bal yedim tabaklı mi? Bir şey söyleyeyim mi? Şundan iki tane yiyorum garanti. Önce sade. Ben de böyle çiçek yok mu diyordum ben. Çok narin bir lezzet zaten. Yani süt kevi diye de biliniyor. Vanilya, süt ve yumuşacık ipeksi bir doku var burada. Ama buradaki tüm hikaye aslında bu kadar az malzemenin kaliteli ürünlerle bu helva haline getirilmiş olması. Çok kaliteli bir süt kullanın o kadar belli ki. Çünkü ağzınızı kaplayan muhteşem böyle bir ipeksi tat var. Bu da sütün yağından kaynaklı. Şahane bir süt helvası ama bal kabaklı da bana buradan göz kırpıyor. Bal kabaklı mı? O işe girmeyemez. Espri yaptı bal kabaklı. Tarafımı çok hızlı belli ettim. Eyvallah teşekkürler. Sade ılık falan çok güzel ama... Kabağın bütün lezzetini içine çekmiş bir süt helvası. uzun zamandır yediğim en iyi sütlü tatlı bu olabilir. Tavuk bayıldı kabak diye. Sürprizlerle dolu bir yer. Kısmetinizde baklava varsa bakın Antep'ten baklava bile. Öz ikizler künefe. Oy 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 oy. Ve baklava tabii ki. Öz ikizler de belki de varındır abi oraya da gidiyoruz bu arada. Şu midye baklava işine feci yükseliyorum. Çok güzel duruyor bence. Ben sevmiyorum bunu abi. Ben de güzel güzel bence güzel. Normal değil mi? Oha çok iyi. Hamur yok. Saf fıstık. Hadi biraz yol yapalım da acıkalım. Nereye gidiyoruz şef? İnegöl'e mi? Bizimkiler İnegöl'e gidemez. Boş ver İnegöl'e. Oha köfte. Yaklaşık 130 yıllık. Muhteşem bir ambiyans. Güzel duruyor bak. Çiğ etinden belli olur köftenin güzeli. O kadar tok olmama rağmen. Aa, belki sarımsak ya. Ekmek mi lan o? Ekmek. Bunun yanında bir soğan yiyoruz var ya araba. Sütlü kadayıfı görünce. Duman altı oluyor nefesten öyle sürü. Hepsi sizin için. Ama önce köfte. Köfte harbi güzel duruyor. Parlaklığından belli. Bugün o kadar güzel şeyler yiyorum ki. Ya böyle her şey birazcık böyle maziye çocukluğa götürüyor insanın. İçerisinde böyle gerçek bir dana eti, biraz kuzu eti olan, doğrudan ızgaranın, mangalın üzerinde pişmiş bir köfteden daha güzel hiçbir şey olamaz. Olur ve gibi. Şu etkileri çok merak ediyorum. Aha. Naneli. Sarımsak var mı? Köfte birazcık yağlı olduğu için bunun gibi böyle nane aromasıyla beraber kaliteli bir zeytinyağıyla kızarmış ekmekle inanılmaz dengeli olmuş. İçi yükseldim ekmeği. Her yerinde kendi acısı var tabii. O kadar acı değil hatta bu. Çok erken oldu. Tabii yine görüyorsunuz. Naneler neler var deli. Bir ürün ama. Gelmeden yedim yemeği. Şunu sevmem. Ben bir karın kazındı. Ben de sevmem abi onu. Olsa da olur, olmasa da olur. Varsa yedik de yani. Aramam, hiç aramam. Bahsedene kadar tok olduğumu söyleyemem. İnanılmaz. Evde bulursak canımız tatlı şekerse atarız bundan ama. Aynen. Bir irade bende yok. Yumuşacık ama asla böyle ezilmiş gibi düşünmeyin. Ceviz. Yok eyvallah sen. Fransa'daki Ponte Vecchio'ya hem de Venedik'teki Rialto'ya gitmiştim var. Bir tane de Bulgaristan'da Lofça'da varmış. Aha. Aa benimki lan benim gittiğim mekan. Kebapçı Hüseyin. Hani Önderiz o kötüsüne giderdi. Geçiyorum. İsim vardı. Bursa'ya seyahat. Şunun ne kadar kötü olabilir ki? Şunun maksimum ne kadar kötü olabilir mesela şu an? Olmaz. Genelde İskender olarak bilinse de artık coğrafi adı Bursa döner kebap olarak geçiyor ve Bursa kebap benim abi. Her zaman için Bursa'daki tercihim Hüseyin Usta. Çünkü Bursa'nın yerel halkının da en çok tercih ettiği restoran burası. Yani o tereyağın döküldüğü andaki kokusu... Bir şey diyeceğim. Bursa'da ne var lan? Bursa'da genelde yani saat kaç olursa olsun gözlemlediğim kadarıyla İyi İskendercilerde, adını duyurmuş İskendercilerde sıra bekliyorsun. En kötü bir 15 dakika bekliyorsun. Bekler misiniz? Beklerim. Ne olacak muhabbet? Bekleriz ya. Herkes aynı fikirde mi? Levis? Bekleriz abi bekleriz. Bekler mi İstanbul? Levis. Yemese bile olur öyle şey. Arabada şey otursa ya. Kabul. Levis şey diyor Berke. Ya of 15 dakika sıra bekliyormuşuz Bursa'ya girmesek mi? Of Allah kahretsin. İstanbul'da da var. Türkiye'nin her yerinde de var ama bu koku hiçbir zaman olmuyor. Bu koku sadece Bursa'da. Yandaki şıra bence gerek yok.
Cira abi ben de içmem bu arada. İstediği kadar iyi olsun. Ne cira ben de içmem ya. İki tane. Cira isteriz lan bir tane. Bu arada şıra söylemeyin sakın. Yanında hediye veriyorlar zaten. Biz eşek gibi söyledik. Bir de getirdiler. Yok, gerçi ben doğru bir dönerle yapılması, belli oranda kıyma, belli oranda etle hazırlanmış bu döner tereyağıyla birleşmiş. Üzerinde minik bonfile parçaları var. Abi, yiyeceğim güzel. Bu bir klasik değil. Sakın geçmeyin. Mutlaka Bursa'da Bursa döner kebabının tadına bakın. Çok. Bursa'nın bir diğer coğrafi işaretli ürünü ise üzüm şırası. Kesinlikle bu bana bile şekerli gelen bir içecek maalesef. İnanılmaz bir dengeleyici unsur var. Neredeyse şekersiz gibi. Hadi lan. Damakta çok güzel bir temizleme yapıyor. Bir de burada masada mandalina var ya. Ekstra bir şey var. Tereyağı o kadar lezzetli ki. Hikaye şu. İkram kardeşim. Tavanla yeteri kadar pide yoksa diye burada biraz daha pide geliyor. İsterseniz ilave yoğurt da veriyorlar. Pideyi biz köfteden alacağız kardeş. Yani bir mekan ürününe güveniyorsa. Yoğurdu ilave alırız. Zerresinin ziyan olmasına izin vermez. Oğlum, hem İskender hem pideli köfteyi nasıl yiyeceğiz onu bir çözüm bulmamız lazım. Bak özel bir şey var burada. Hemen söyleyeyim. Bir de bak sade döner getiriyorlar sana. Öyle salçayla malçayla tadı bozuldu diyorsan. Bu da ikram saf bir dönerimizin tadına bak diyorlar. Böyle ufak bir tabakta. Güzel hizmet bence. Bunun kavgası. Bu arada düz döneri İskender'e oranla daha çok seviyorum. Ben de severim. İskender oranla sever miyim? Olabilir. Dönerimizin sade tadına bakın dediler. Burada da güzeldi. Burada da çok güzel. Bursa'da klasik diyorsam, kestane şekeri olmadan olmaz. Tercihim kardelen. Ben küçükken hep karyokaları severdim. Bilmiyorum sonrasında ki bize bir tane getirdiler ama. Kestane şekeri alır. Getirir misiniz bize bir kestane şekeri? Getirin. Yok. Kimse yemez gibi. Ya istiyorsan getiririz de abi. Yoksa getirmem. Yolda yeriz bu arada. Kestane şekeri hepsi. Çayımızı ben söyledik. Hiç yemedim kestane şekeri. Bursa soğumaya başladı. Susurlu'yla ne kadar bir tane kalmasını düşünüyorum. Aa bu böyle kaşıkla götürülen bir şey mi? Klasiklerde her zaman başarılı. Yumuşacık bir kestane. Şeker tadı asla baskın değil. Oha lan bunu merak ettim. Gün sonu için şahane bir tatlı. Bundan bir tane cebe atsanıza paketli tamam. Varsa. Abi tamam, merak ettim bakalım. Ben. Bakalım bunun da tadı. Tamam, eskiden hatırladım. Önder abi. Ne? İş çıkarma mı diyorsun? Sana beni bir banı yolluyorum sana. Bence galiba hala bu dışında tarçınlı kestane püresi içinde bütün kestaneler var. Dışında çikolata ve Hindistan cevizi. Keyfim çok yerinde. Bu akşamlık benden bu kadar. Bir şey diyeceğim. Şurada dışına giderken bir torba kestane alıyor muyuz? Onu da almıyoruz. Canım severim ama gereksiz pahalı demiş. O zaman kesin alın bir tane. İşte ama pardon, bir şey söyleyeyim ben de söyleyeyim. Allah Allah. Yani Bursa'da şahane bir çılgınlık var. Gece döneri biz perşembe akşam buradayız. Genelde cuma günü. Aha gece döneri. Kestane şekeri pahalı diyor. Önder abi bu da yeni moda. Gece dönercisi Salih Usta. Bu da yeni moda. Bizim burada da her yerde açılmaya başladı. Öyle gitmiyor. Bakırköy'de babamın evinin altında var bir tane. Yediğim en iyisiydi dönerde. 23.40'tan onlar da bence furyaya uymuşlar. Döneri dışarı takmışlar. İçeride şahane bir lokantası. Onlar da bence furyaya uymuşlar. Garip değil mi? Yok abi yaprak işte. Döneri dışarı takmışlar. Abi İçeride şunu her gördüğümde of var. Diyeceğim ya. Ben kuyruğa geçiyorum. Oy. Mesela asla girmeyeceğim kuyruk. Dağıldı. Döner bitti. Yeni döner geleceğine dair vaatler yaşandı. Ufak bir kavga çıktı içeride. Hala beklemeler devam ediyor ama biz de yılmayacağız. Başka bir dönerciye gideceğiz. Delirdik. Bursa delirmiş. Yani şu an saati göstereceğim. Gece birileri demiş ki döner ekmek yiyelim. Kuyruğa girelim. Kalabalığa bak gece bir dalan. Oğlum deli misiniz harbi ya? Çılgın müzikler. Çay mı? Bir parça orada evde ama. Peynir ekmek yer yatarık ya. Ay yokum sarımsak soslu söylerim çay içmek için. Gibi çemkirmeler falan yaşandı. Biz onları çekemedik tabii. Çok gergin anlar yaşandı. Biz kaderimize razı olup horonlu dönere gittik. Acıktım mı? Acıkmadım. Ama ufaktan bir şeyler atıştırırım. Güzel bir peynirci var. Gene böyle kendi stilim. Oy, peynir bayılırım ya. Peynir en sevdiğim şey ya. Peynire. Oy buna daha çok bayılırım. Haydi başka simit bulalım. Biraz da helva alalım. Tehadan çıkınca dümdüz yürüyorsunuz. Aşağı yukarı 500 metre sonra da buranın en iyi helvacısı. Pişay'la. Yok yapmıyor galiba. Yapar abi yapar. Sever misiniz bu tip helvayı? Kahvaltı helvası. Yok. En önemli noktalarını alabilirsiniz. Bunu çok konuştuk ama sadece balıktan sonra yiyen tayfa da. Öyle mi? Fırınlanmış. Aynen.
Acaba baba 90 yaşında rahmetli oldu. Hala bıçak bizde. Vay maşallah. Onu bir yıkayın oğlum. Aslanmıştır bu mesele. Bu mesleği yapanlar için çok ufak da olsa inanılmaz değerli şeyler. Baksana ya diye. Bu şey geldiyse helva deyince hemen diyorlar ki Mehmet helvacı. Tabii başka. Tabii. Çünkü daha önce bunu yiyen birinin bundan vazgeçebilmesi. Pilah var mesela şeyde. Ne rezil yer ya. Güzel yer lan. Vardı silah olmasın. Önder abi Süleyman Sebo'nun resmi var. Şuma. Evet. Kadına da bireysel bir çerçeve yapsaydınız bari de bir yere koysaydınız. Niye buraya tıkıştırdınız kadını? Çok güzel, çok güzel. Ellerinize kolunuza sağlık. Böcek kanıyordur bura maalesef. Tamam. Ekmek, simit olmaz. Vallahi çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. Hemen orada. Tamam. Pide... Bir tane veya bir tane alacaksınız. Tamamdır. Sicircik alın. Oh. Aa, birbirine paslama işi. İşte abi. Eskiden Osmanlı'da esnaf böyleydi. Birisi siftah açmadan diğerine hemen şey yapardı. Kaldı mı böyle şeyler? Bursa'da kalmış işte. Oh, evet. Ayhan Çarşısı. Şimdi şey diyorlar abi, gitme orası çocuğuna falan diyorlar esnaflar birbirlerine. Ne bu? Kebaplık pide 180 gram 6 lira mı? Geçen sene abi. Tamam, 6 lira herhangi bir tarihte. Bu sene de 15 liradır yine ucuz. Oğlum nasıl olabilir böyle bir şey? Aldım. Ha, ekmeği mi sadece? Sadece ekmeği yani. Oğlum tamam, sadece ekmekmiş bu. Sen ne sandın abi? Ben kebap ne bileyim, üstüne kıyma mıyma bir şey koyuyor zannettim. Önder abi. Yok artık. Bu çarşıdaki bütün esnafın pidesini veren tek yer diyebilirim. En meşhur kebapçılardan pideli köftecilere kadar. Oğlum bir şey söyleyeyim, ben buna bayılırım ve bunu sade yerim. Güzeldir. Bu arada ben de çok severim bunu. Neymiş buranın adı? Abi, pideci oğlum. İki tane yaparlar. Bak pideci pideli köftecilere full bu veriyor diyor. Ne valiyi bir açalım abi. Esnafla birazcık diyaloğunuzu tatlı tutarsanız işte böyle benim gibi bir sofraya sahip olabilirsiniz. Çok çok duygulandırdı benim sabah Coşkun abi. Eğer izliyorsa ona da buradan sevgiler selamlar. Zaten selam. Helvası tartışılmaz. İçeride de tadına bakmıştım ama burada da ilk önce helvanın tadına Önder bakacağım. Önder abi bir bu olacak, bir de şey olacak. Çıtırtı yalıyorsunuz, ondan sonra damağınızı yumuşacık şekilde kaplıyor ve yine hiç yakma falan yok. Kaşı beyazdaki Spotify chill kardeşim. Kaşı beyazdaki tereyağı. O zaman pidemizi soğutmadan. Oh be. Pideci oğlunun pidesi. Of. Şöyle Seha'nın muhteşem sütlüğü. Bak bunu gerçekten İstanbul'da çok nadir yerlerde var. Arayıp bulmanız çok zor. Tatlıyla niye başladın? Onu sona saklayacaktın. Tatlıyla başlanır mı işe? Helva da tatlı abi. Helva da gezim. Tatlı bana 10 sene sonra biraz peynir sorsanız, atsaydın önde. Bu sabah yaptığım kahvaltı yok. Şu şekilde kahvaltı. Önder abi şu şekilde ereksiyon o gün bitmez. Bursa deyince bir diğer klasik de cantık. Cantık. Bunu yiyemedim ya. Bu kısmet olmadı. Bundan paket yaptırıyoruz arabada. Abi bundan paket yaptırıyoruz bunu ya. Bu güzel bir şeye benziyor bu arada baya. Yemeğe kısmet olmadı ama baktığımda kıymalı bir pideye benziyor. Yani güzeldir abi. Kötü olacağını zannetmem. Acı dayı cantıkta üşüdükten sonra acı dayı cantık yiyebilirsiniz. Not al lan bunu. Playlist grubuna yazıyorum kardeşim. Öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ne zaman isterseniz cantık yiyebilirsiniz. Hatta gezin ara ara cantık yiyin. Kaldırıyor, malzemesi bolduruyor. O pide ben kısmını al. Buna da hiç yükselmiyorum. Falan yedim. Üzerindeki kıyması asla rahatsız edici. Oğlum yolda gitmez mi belki? Sulu sulu. Çok az baharat. Ben Levis şehrin merkezinde zaten bak. Neyse yok gibi. Biraz soğan, domates. Hepsi bu kadar. Bazen en basiti. Güzeldir. Bunun da kötü bir şey çıkma ihtimali yok ki. Yani. Sağlam kahvaltının yok üstüne. Yok abi en kötü kıymalı pide gibidir. Sonra tabii ki birazcık vakit geçirmek lazımdı. Aşın suatlarında. Hadi abi babalara gel artık ya. Pazarın içerisinde. Ne ki baba oğlum sonra. İskenderiye'de pideli köfte mi bekliyorsun? Sonra yapacağınız evet. Şey var. Yani bir pideli köfte yemek. Hadi. Kebapçı İdris ya. Mi? Ulan Bursalı hadi birisi yok ya. Muydu orada? Burayı da mı Karadenizler ele geçirdi ya? Rono not al. Dur oğlum onu. Nasıl Allah duruyor? Allah. Ekmekler kuru duruyor, biz ıslansın ya. Kuru mu oğlum? Köfte de az geldi. Ekmek sırılsıklam lan, gözlere köfte, bir baktır derim. Köfte abi 8 tane köfte var, makara mı? Dedim ekmekleri yer doyarız, köfteleri kenara bırakırız. Değil mi? 86. Maşallah. Burası iyi değil gibi duruyor ya. Klimada 86 sene önceden muhtemelen. Renkle baksana klima. Pideli köftenin sonu. Onu gelmez mi şöyle bir şey Önder abi? Harbi lazım böyle bir şey. İşte sosu üstünde, yoğurdu üstünde böyle.
Grazdon, siz buna niye yükseldiniz? Köfte ve pide maksimum ne olabilir ki? Köfte Allah'ım bu işi taktılar ya. Önder abi bir de bir şey söyleyeceğim. Millete. Taktılar bu işe ya. Önder abi siz buna niye yükseldiniz dedi şey köfte ve pide. Lan en yükselecek şey zaten köfte ve pide. Yanında olanları söylüyorum. Yoğurt ve salça daha ne olsun yani? Daha ne olabilir ki? Emirhan gibi söyleyeyim köfteyi kim buldu da biz şey yapalım. Ne diyeyim lan? Allah Allah. Şey köfte ne pide abi biz kahvaltıda yiyoruz bunu mecburiyetten yiyoruz ya yapacak bir şey yok. Köfte ne pide oğlum ne kadar kötü olabilir canımız çekti size ne ya beni dedirtmeyin. Ama ya. Herkes diyor ki dolandırıcı yere gitmiş diyor. İdris abim pek sağlam ayakkabı değil diyorlar chatte ben demiyorum bizim chatteki lavuk var diyor. Bursa döner kebap gibi bir sunumla yapılıyor ama asıl doğru sunumu yoğurt kenarda sos kenarda. Üzerinde ızgarada pişmiş şöyle ufak köfteler var ve pidenin mutlaka ıslatılmış ve tereyağıyla birleşmiş olması gerekiyor. Şey değil mi? Gayet iyi duruyor. Doğrusunun bu. Pide çok lezzetli ama hafifçe ıslatıldığı için ve tereyağıyla birleştiği için of. Pide tek başına ayrı bir olay ve köfteler yumuşacık böyle ızgaranın üzerinde hafif isli tadıyla beraber hiç baharatsız bir domates oy. Sosu var. Of. Çok yerine ifade lezzet. Ve çok şefim benim köfteyi 12 yap desen zaten. Mesela öyle yapın. Bir buçuk porsiyon işte oluyor abi o zaman. Benim köfteyi 12 yap. Çok güzel gözüküyor ya. İçtiğim en şıra buradaki öküz göz üzümlerinin kurutulmuş haliyle yapıyorlarmış ve şekeri... Önder abi köfte feci yaz ya. Bir buçuk yemek şart. Bir buçuk lazım. Köftemizi yedik. Şu anda yolda Bağdat hurma tatlısı gördüm. İçerisinde hiç hurma yok. Bu ne lan? Ne garip bu da rastlayabileceğiniz çok ender lezzetlerden bir tanesi. İrmikli bir hamur var. Önce fırınlanıyor. Ondan sonra kızartılıyor. Sonrasında şerbetleniyor. Servis İrmikliyse yenir. Şerbet ve Hindistan cevizi. Ne garip bir şey lan bu. Tüm gece vantilatörün karşısında yattıktan sonra benim ağzım kuruluk. Ne kadar kuru duruyor lan. Ziyle tadına bakıyorum. Ben de başka bir şey diyeceğim sandım abi tadımdan. Tabii baharat da var içerisinde. Tarçın var, biraz zencefil var. Şerbet tatlı arasında yemeyiz çok o zaman. Farklı lezzetler arıyorsanız bence mutlaka meşhur Bağdat hurma tatlısını deneyin. Çünkü artık birçok türevi var. Ama asıl lezzet ben hurma tadı Bağdat sevmem hurma tatlısı içindekinde. Genel ev tatlısı. Usta yok bunda. 68 gerek yok. Lezzeti bozulmamış. Çarşının içerisinde ama hurma yok içinde diyor. Ben de hurma sevmem de. Dışı kabuk, içi yumuşak şekerpare yiyor. Bak onu severiz. Mehmet Tanju G'ye gidelim. Gerçek sütlü tatlıları arıyorsunuz. Bulabileceğiniz en eski adreslerden bir de en doğru adreslerden bir tanesi. Aa bunu şeyde de görmüştük. Ayaküstü lezzetlerin videoda da görmüştük bunu. Mehmet Tanju G'ye. Buraya giderik be. Harbi tatlıyı burada yeriz ya. İdris Agan'a G'ye ile ilişkileri belli. Var mı acaba? Kafanın gibi. Magaya G'ye. Mehmet Tanju G'ye. Tadı hiç değişmiyor. Her zaman aynı standartta, yüksek kaliteyle yapılmış. Burada 3 farklı söyleyip bölüşürüz ne dediğimizde. Aynen öyle yaparız. Kazan dibi çok kaliteli duruyor. Kazan dibi. Eğer ki sütlü tatlı seviyorsanız ve çarşının içine geziyorsanız bence bu dükkanın kapısından kesinlikle boş geçmeyin. Şekeri inanılmaz dengeli. Ve... O kadar sansüre gerek var mıydı? Gerçek tavuk parçaları. Bazı şeylere sansür koymuş, benim de dikkatimi çekti ya. Normal sokakta yürürken ananı bacını. Beğenmedi. Ben normalde... Göğsüm beğendim belki. Kazan dibini daha çok severim. Ama burada... Çok nedense her zaman gönlüm tavuk göğsüne daha çok kayıyor. Tadı inanılmaz hafif çünkü. Ve yani bu sünmeli kıvam, keçi sütünün vermiş olduğu o güzel yağlı lezzet. Ve bak tik tavuğu görüyor musun abi? Bu kadar sık yemeyin siz. Önce gezin, sonra çarşıda gezerken tatlı olanınızı da mutlaka buraya uğrayın. Bu kadar sık yemeyin. İkisini birden yiyin. Çok iyi çünkü. Buraya gidin lan, buraya kesin gidin. Veda edebilirim. Tamam abi, kahveyi bireysel biz içeriz. Havası muhteşemdi. Hala aklımda. Beğendiniz mi Amerikana? Bursa iyi. Ben Bursa'dan önce gitmiştim bu arada ama her şeyi yememiştim. Ben İskender yemiştim hatırladım. Ama gayet iyi. İyi şehir bu arada Bursa ya. Şehir olarak da iyi bir şehir diyebiliyorum ben. Bence video da iyiydi bu arada. Bence de. Video güzeldi. Sündürmedi fazla. Ben Ferhat Şef'i seviyorum zaten. Sevdiğim bir arkadaş kendisi.